Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'na gidelim. Bugün Başkanlar Kurulu toplandı. Başkanlar Kurulu istişare toplantısı yapıldı. 2022'ye çok hızlı girdik. Gerçekten 2022 yılı Sivas için çok umut veren bir yıl olması hep temenni edildi. Cazibe Merkezi biliyorsunuz Demir AOSB bölgesi Cazibe Merkezi ilan edildikten sonra da şehrimizde e, Tabi gelişmeler içerisinde e, bu haberlerde biz de efendim hepsini şöyle bir ekranlara getirdik. Bakalım şimdi bu başkanlar e, kurulunda neler konuşuldu? onu sizlere aktarmak istiyorum. Efendim Sivas Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Mustafa Eken başkanlığında 2022 yılının ilk toplantısı, Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda pandemi olduğu için çok fazla da başkanlar bir araya gelemiyordu. Başkanlar Kurulu üyeleri Demir AOSB'nin cazibe merkezi olması nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler. Başkan Eken ise Başkanlar Kurulu'nun başkanı, Ticaret Odası Başkanı başkanı Sayın Eken ise birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak başkanlar kurulu olarak 2022 yılında aktif olarak görev yapacağız. Şehrimizin gelişmesine katkı sağlayacağız dedi. İşte Sayın Eken burada birlik beraberlik mesajları verdi ve hani ne konuşuldu şöyle bir kulis bilgisi hemen yaptık. Cazibe Merkezi neresi? Demira. Bura tabii ki konuşuldu ama cazibe merkezinin Sivas'ın tamamına yayılması için 6. bölge konusu bu da tekrar orada başkanlar kurulunda konuşuldu. Hızlı tren bunun için tabii ki e artık bir an evvel hızlı trenin Sivas'a gelmesi yönünde bürokrasi ile diyaloğun daha hızlı bir şekilde irtibat halinde olunması gerektiği gündem konusuydu. Ve Hızlı tren geldiği zaman biz Sivas olarak hazır mıyız? Bu soru da tabii ki burada konuşuldu. Kültürel anlamda şehrin daha iyi, daha güzel, daha böyle bir yaşanabilir ve gelen insanları bu şehirde daha iyi ağırlayabileceğimiz bir konum için hazırlık yapılması gerektiği de yine gündem maddelerinden bir tanesiydi. Diğer bir madde ise başkanlar kurulunun kendi aralarında Ankara'daki bürokrasiyi harekete geçirmek, Ankara'daki Sivaslı bürokrasiyi irtibatı daha da güçlü tutmak anlamında yeni bir yol haritası çıkaracakları da yine almış olduğumuz kulis bilgiler içerisinde. Arıyoruz, soruyoruz, kim ne konuştu, öğreniyoruz tabii ki gazeteciyiz, sorgulayacağız, araştıracağız ve onları da sizlerle yani kamuoyuyla böyle güzel bir şekilde paylaşacağız. İşte Başkanlar Kurulu 2022 yılının ilk haftasında bir araya geldiler efendim. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah çok sağlıklı, çok güzel, çok ee böyle verimi güzel bir yıl olur diye temenni ediyoruz. Bakalım ilerleyen zamanlarda başkanlar kurulunda neler neler konuşulacak.